Merhabalar, ben Uçan Salyangoz. Bugün sizlerle Hansel ve Gretel masalının Eril tarihi içinde nasıl değişikliklere uğradığını, mitolojik ve Orta Çağ dönemi içinde geçirdiği farklı evrimleri anlatacağım. Aslında günümüze nasıl geldiğini, günümüzde nasıl yansıdığı da bir nevi ortaya çıkmış olacak. Hansel ve Gretel masalı bize ne anlatıyor? Biraz onu irdeleyeceğiz. Bu biraz masala bakış açımızı değiştirebilir. Diğer masallara bakış açımızı da değiştirebilir. Şimdi şeye baktığımızda, birçok peri masalına baktığımızda yamyamlık çokça görülen bir unsurdur. Mesela Jack ve Fasulye Sarığı masalında insan yiyen devler var iken, Pamuk Prenses'in orijinal versiyonunda Pamuk Prenses'in öz annesi olan Kötü Kraliçe, işte aslında Pamuk Prenses'in kalbini tuzlayıp yemek istiyor. Ya da Ardıç Ağacı hikayesinde olduğu gibi bir üvey annenin üvey oğlunu öldürdüğünü, onu pişirdiğini, babasını onunla beslediğini anlatan daha karanlık hikayeler bulunuyor. Bunların neden bu şekilde çıktığını, nelerle ilgili olduğunu aslında birazcık anlatmaya çalışacağım. Bu masalların çıkış nedenlerinin birazcık da toplumsal olaylar, işte ağır geçişler olduğunu aslında burada görmüş olacağız. Bu yüzden ben de Hansel ve Gretel masalıyla başlamak istedim. Şimdi ilk önce Hansel ve Gretel'in Almanya'daki isim anlamlarına bir bakalım. Almanya'da kullanılan Hans kelimesi, yani Hans ismi, el, yani yüksek ihtimalle çoğaltma eki olarak kullanılıyor. Bu Hans ismi aslında şöyle düşünebilirsiniz. Türkiye'de duymaya alışık olduğumuz aslında tipik Ahmet ismi. Yani tipik Mehmet ismi, Ayşe ismi, Fatma ismi gibi düşünebilirsiniz yani. Çok kullanılan isimlerden birisi aslında Hans. Gretel ise ince anlamına gelmekle beraber aslında hikayede açılmamış kelimesini de yanına alıp inci gibi bakir. Çünkü burada Hansel bir kadını ifade ediyor. Yani hiç el değilmemiş, açılmamış, inci gibi bakir anlamını taşımaktadır. Hansel ve Gretel sözlü halk anlatılarında küçük üvey kardeş ve küçük üvey kız kardeş olarak da geçer. Peki neden böyle geçer? Neden böyle isim olmadan, yani Hansel ve Gretel ismi olmadan bu şekilde geçiyor? Çünkü sözlü halk masallarında anlatılan bu anlatılar, bu hikayeler, masallar herkes tarafından kulaktan kulağa aktarıldığı için, herkes tarafından anlatıldığı için isim yoktur. Ne zaman edebi yazıma geçmesi, edebi anlatıma geçmesi, ondan sonra bir isim verilme gibi işlem ortaya çıkmıştır. Bu durum, işte yine dediğimiz gibi, halka ait sözlü masallar olduğu için hikayedeki karakterlerin isimsiz olabileceğini düşündürüyor. Yine Antoinette Bon tarafından derlenen bir Fransız peri masalı olan Kayıp Çocuklar ve Madame D'Arlon derlediği peri masallarından biri olan Finet Sander'ın, yani aslında bunun Türkçe çevresi kurnaz küller gibi bir anlamı oluyor. Masallarıyla benzerliği bulunmakta, ama özellikle Grimm kardeşlerin 1810 el yazmasında Hansel ve Gretel karakterleri ortaya çıktı. Daha net bir şekilde ortaya çıktı. Daha da önemlisi, William'ın eşi Henriette Dorotheville'din kütüphanesinde Hansel ve Gretel'e ait daha eski koleksiyon yer alıyordu. İtalyan yazar Giambastista Basile tarafından 1634'te Pentamaroni, yani Türkçe ismiyle Masalların Masalı adlı derlemesinde yayınlanan Nillo ve Nennella adlı hikaye Grimm kardeşlere ilham oldu. William Grimm'in eşi Dorothea Wild, Almanya'da büyümesine rağmen Fransız kökenliydi. Ve elbette Hansel ve Gretel hikayesi 17. yüzyıl Fransa'sında Charles Perrault tarafından yazılan Geçmiş Zamandan Hikayeler ve Masallar adlı edebi masalları koleksiyondaki anlatılarından biri olan Parmak Çocuk ile epey benzerlikler taşıyordu. Zaten halk masalları oldukları için hikayelerin tamamının veya bir kısmının birbiriyle benzerlik taşımaları tarihsel olarak büyük kitleleri etkileyen olayların yaşanmasından kaynaklanıyor. İşte Perrault, Perrault'un, Basile'nin ve Grimm kardeşlerin bu hikayelerini birbirinden ayıran noktalara bakacak olursak, mesela şöyle diyebiliriz: duvarları ekmekten, eve çatısı kekten yapılmış eve eklemeler yaptılar. Çünkü bu hikayeler zamanla değişime, dönüşüme, farklılaşmaya başladı. Bunun nedenlerinden biri de hem yazarların kendi ideolojik düşünceleri, hem o döneme damga vuran işte politik şeyler, siyasi şeyler. Bunlar zamanla farklılaşa günümüze işte son halleriyle geldi. Mesela en önemli farklardan biri, Perrault'un da bir erkek dev bulunurken, yani Perrault'un masalındaki o hikayede masalda bir erkek bulunurken, mesela Grimm kardeşler de bunun yerini dişi bir cadı almıştır. Mesela Grimm kardeşler anneyi
katil ebeveyn olarak göstermiştir. Hansel ve Gretel 1812'de Grimm kardeşlerin ilk baskısı olan Çocuk ve Aile Masalları adlı koleksiyonlarında yayımlandı. Ama tabii ondan önce 1810 el yazmasında sözlü halk masallarını, yani halktan topladıkları, derledikleri masallar aslında çok fazla böyle değişikliğe uğramadan ufak ufak değişikliklerle aslında zaten el yazması olarak çıkartıldı. Bunu el yazması olarak yazdı. Basılmış haliyle 1812'deki baskısı olan Çocuk ve Aile Masalları adlı koleksiyonlarında yayınlandı. Bu mesela 1812'deki ilk baskısı ile 1857'deki son baskısı arasında bazı farklılıklar vardı bu masalda. Mesela ilk baskıda öz anne karakterinden üvey anne karakterine geçiş gözüküyor. Bu mesela öz anne karakteri 1857'de yerini üvey anne karakterine bıraktı. Bunun aslında bu değişikliğe geçilmesinin en büyük nedenlerinden biri Grimm kardeşlerin aslında ideolojik düşüncelerinden, düşünce farklılıklarından kaynaklanan, birazcık da onların bu düşünce yapısını oluşturan şeylerden birisi de o dönemin özel mülkiyet, çekirdek aile ve Victoria mesela işte farklı dönemlerin oluşturduğu olaylar ve siyasi şeyler, politik şeyler, bunlar bu değişikliğe geçmelerinin nedenlerinden birisidir. Zaten birazdan neden böyle bir değişikliğe geçildi anlayacağız hep beraber. Bu işte öz anne karakterinden üvey anne karakterine geçiş 4. baskıda gerçekleşti. Ve toplumsal şöyle bir şey de var. Eğer gerçek anne mesela temelde böyle kötü olsaydı ne dedik? Çekirdek aile imajına zarar verecekti. Bunu mesela o dönemin koşulları da ve siyasi politik bakış açısı da, hem de Grimm kardeşlerin ideolojik bakış açısı da buna kesinlikle izin vermiyordu. Bu yüzden gerçek annenin, öz annenin yerini kimin alması gerekiyordu? Üvey annenin alması gerekiyordu. Çünkü toplumsal olarak üvey anneye karşı böyle bir ön yargılarımız olduğu için bu hikayeyi üvey anne daha uygun olarak görüldü. Buna işte dediğimiz gibi dönemleri, mesela Victoria çağı yasaklarının, işte yine dediğimiz gibi yazarların, yani Grimm kardeşlerin tutucu yönlerinin bu geçişte önemli etkileri vardı. İşte bunlara ek olarak bu hikayede anne ile baba aldıkları bir kararla mesela çocukları ormana terk ediyor. Neden? Veya çocukların açlıktan ölmelerini izlemektense işte vahşi hayvanlar tarafından öldürülmesinin daha iyi olacağını düşünüyor. Neden? Böyle bir durum da var. Bunun nedenleri yine o tarihin, dönemin toplumsal olaylarına bakmak gerekiyor bir nevi de. Mesela 18. ve 19. yüzyıla gelindiğinde Almanya'da birden fazla kıtlık yaşandı. Mesela böyle dönem dönem belli aralıklarla bu kıtlıklar kendini çok yüksek bir şekilde halka, topluma kendisini gösterdi. Mesela 1708 ve 1711 yılları arasında açlık ve hastalık nedeniyle büyük nüfus kaybı oldu. Bunun üzerine yine 1771 ile 72 arasında başka bir kıtlık daha yaşandı. İşte Grimm kardeşler 1785'te 86'da doğdukları için bu kayıpların kalıcı etkilerini ya gördüler ya da şöyle bir şey oldu. Şimdi halktan topladıkları masallar, derledikleri masallar için halkın içine girmeleri gerekiyordu ve burada mesela iletişime girdikleri yaşlı insanlarla karşılaşmış olabilir. Bu yaşlı insanların onlara verdiği bilgilerden böyle bir şey ortaya çıkmış olabilir. Böyle şey yaşanmış olayları öğrenmiş olabilirler. Bu dönemdeki kıtlığın gerçeklerinden biri yeterli yiyecek olmadığı için çocukların terk edilebileceği ve hatta öldürülebileceği gerçeğiydi. Ya da işte aileler, eğer bir çocuk, bir bebek veya bir birey eğer çok hastaysa veya işte farklı uzuvlarını kullanamıyorsa bu aile için bir yük. Bu yükten kurtulmak gerekiyordu bir nevi. Çünkü o yük hem çalışamıyor hem de aileye artı bir yük olarak üstüne kalıyor bir nevi. Bu yüzden hem batıl inançlar devreye girerek burada o kişinin ya işte değiştirilmiş bir bebek olduğunu, işte cinler, şeytanlar tarafından değiştirilip yerine işte bu hastalıklı bireyi veya işte hiçbir uzvunu kullanamayan bir bireyi, bir bebeği, bir çocuğu getirdiğine inanılıyordu. Hatta bunun üzerinde o kadar çok tarihsel şey var ki, bilgi var ki kayıtlara geçirmiş. İşte bunlara inanan aileler çocuklarını mesela ya sobanın üstüne atıyorlarmış, kızgın sobanın üstüne, veya işte çamura atıyorlarmış, veya işte sokakta bir yere atıyorlarmış, veya bir sürü işkence yapılıyormuş. İşte hortumla dövülen çocuklar var ki hani bu kötü ruh çıksın gitsin, bu bedenden gitsin, asıl onların çocuklarına ait kendi ruhları, o çocuğun kendi ruhu gelsin diye neler neler yapılmamıştı. Hatta bunu bilerek kullanan çok aile var. İşte bebek ölümlerine sebep olan çok aile var. Hatta bu kayıtlarda hiçbir sağlıklı bebeğin geri döndüğüne dair bir bilgi de ortada yok. İşte bunun nedenlerinden birisi de dediğimiz gibi kıtlığın
kıtlığın çok fazla ağır basmasıydı. İşte bu dönemdeki kıtlığın gerçeklerinden biri, dediğimiz gibi yeterli yiyecek olmadığı için çocukların terk edilebileceği ve hatta öldürülebileceği yine. Bazıları ailenin bir bütün olarak hayatta kalmasını sağlamaya yardımcı olduklarına inanarak bu ölümleri haklı çıkarmaya çalıştı. Dediğimiz bu biraz önce anlattığımız olaylar gibi. İşte 18. yüzyılın ikinci yarısında annelerin hamileliklerini bildirmemeleri yasa dışıydı. Ve diğer tüm bireyler, aile üyeleri olsun veya dışarıdan gören herhangi bir kişi olsun, bu eğer buna tanıksa, yani bir kadın hamileyse ve bunu biliyorlarsa bu şüpheli gebelikleri bildirmekle yükümlüydü. Bazıları ailenin bir bütün olarak hayatta kalmasını sağlamaya yardımcı olduklarına inanarak işte bu ölümleri dediğimiz gibi haklı çıkartmaya çalıştı. Ve anneler eğer hamile olduklarını söylemezlerse, bilgi vermezlerse işte bu bildirmemelerinden dolayı yasa dışı olarak kabul ediliyordu. Ve birçok kadın hayatta kalmak için bu bilgiyi vermekte zorlanıyordu, yani söylenmiyordu. Çünkü bunun sonucunda ölüm de çok sıklıkla rastlanan bir şeydi o dönemlerde. Bu yüzden birçok kadın hayatta kalmak için hamileliklerini gizlemek zorunda kaldı. Bu süre zarfında yoksulluk kadınların bebeklerini sakladıkları için cezalandırma korkusu ve sosyal utanç korkusu, yani hem yoksulluk hem kadınların bebeklerini sakladıkları için alabilme cezası korkusu üzerinden ve sakladıkları için cezalandırma korkusu ve bu sosyal utanç korkusu kadınlar üzerinde büyük bir depresyona yol açtı. Ya asıl ilginç olan, bebek hem annesi hem de babası tarafından öldürülse de burada suçlanan sadece anneler oluyordu. Burada da aslında ayrımcılığın ve cinsiyet unsurlarının ne kadar ön planda olduğunu, devlet politikasında olsun, toplum içinde olsun ne kadar ön planda olduğunu çok bariz bir şekilde görüyoruz. Mesela bir kadını evlilik dışı hamile bırakan veya aileyi terk eden erkekler de genellikle aklanıyorlardı. Bunun üzerinde bir örnek olarak gösteriliyor. Bu açıdan bakıldığında kocasını, çocukları terk etmeye zorlayanın, bu açıdan bakıldığında bu masalda, Hansel ve Gretel masalında mesela kocasını, çocukları terk etmeye zorlayanın Hansel ve Gretel'in öz annesi ya da üvey annesi olması hikayenin kökenindeki o cinsiyetçi değerlere uyuyor. Yani evet, zamanla öz annenin yerini üvey anne almış ama burada sorun aslında öz annenin ve üvey annenin yer alması bu hikayede. Yani o çocukları ormana terk edenin babadan çok, baba zaten burada daha çok edilgen durumda. Onun da aslında birçok nedeni var. Onu da başka bir hikayede başka bir şekilde anlatırız. Burada baba zaten edilgen durumda. Yani geri plana atılmış durumda. Bunun da aslında bir cinsiyet unsurlarıyla ve özel mülkiyet farklı şeylerle ilişkisi var. Dediğimiz gibi masaldaki annenin, yani kadının ön planda olması, ister öz olsun ister üvey olsun, ön planda olmasının kökenindeki sebep cinsiyetçi değerlere uyuyor. Bu çocuklarını besleyemeyen anne durumu, dikkat edin mesela burada hikayede anne çocuklarını besleyemiyor. Bu çocuklarını besleyemeyen anne durumu kadının doğurganlığından korkan ataerkil bir durumdur. Çünkü çocuk kıtlık çağlarında doğurulmaması gereken bir boğaz demekti. Neden? Çünkü anne onu beslemek zorundaydı. Anne onu beslemek zorunda olduğu için annenin beslenmeye çok ihtiyacı vardı. Bu yüzden de birazcık aslında hem cinsiyet unsuru hem de kıtlık döneminin verdiği o baskın unsurlar çocuğun doğurulmaması gereken bir boğaz olduğunu düşündürmeye itiyor zaten. Bu tüm tarihsel olaylara baktığımızda, bu anlattığımız şeylere baktığımızda aslında Grimm kardeşler 1812 versiyonundaki hikayesinde çocukları terk etmekte ısrar edenin anneleri olmasının nedenini açıkça bize gösteriyor. Dediğimiz gibi bir sürü unsur saydık. Bunun neden baba tarafından değil de, hani baba tarafından ön plana konulmuyor da neden anne tarafından ön plana konulduğunu çok güzel anlatmış oluyor aslında, görebildiğimiz kadarıyla. Peki burada bu kötü cadı imajı nereden çıkıyor? Evet, bir üvey anne olayı var ya da işte orijinal masala baktığımızda bir öz anne unvanı var. Ama peki bu kötü cadı, neden cadıların bu kadar kötü bir imajı var? O da çok ayrı bir konu zaten. Bu hikayedeki kötü cadı imajını böyle bir ufak irdeleyelim. Almanya'da aslında anlatılan birçok hikayede, sözlü halk anlatılarında aslında yamyam canavar şeyi var, imajı var zaten. Bu Grimm kardeşler zaten bunu Hansel ve Gretel'i yazmadan 100 yıllar önce zaten Alman folklorunun ve Alman tarihinin bir parçasıydı. Bunu aslında, bu yamyam canavarın bir diğer adı da çocuk yiyici olarak bilinen bir hortlak veya bir dev. İşte nasıl bu cadı? Almanya'ya özgü bir cadı. Aslında birçok ülkede de zaten bu cadı imajı var. Yani çocuk yiyen cadı veya işte erkek dişisi fark etmiyor zaten bunu. Bu bölgeye göre, şeye göre değişiyor zaten. Şehre, bir
şehre kasabaya kadar değişiyor bu olaylar zaten. İşte nasıl saçları, dağınık saçlı, kancalı bir burnu olan, yaşlı, kambur, işte dev bir çeneye sahip olan ünlü bir Alman canavarıydı. Bu canavarın görevi ne? Çok basit aslında. Genellikle çocukları çalıp ya bir çuvala dolduruyor ya da dev ceplerine koyuyor ve onları daha sonra farklı şekillerde yiyor. Bu canavar, bu Alman folklorundaki bu unsur, canavar unsuru o zamanlarda zaten ya çocuklara ebeveynleri tarafından ya da işte büyük anne ve büyük babaları tarafından veya süt anneleri tarafından ya da çocuklardan çocuklara bir eğlence, bir oyun içerisinde zaten yüzyıllar boyunca hem bir peri masalı hem de bir uyarı mesajı olarak anlatılırdı. Yani anneler, babalar, büyük anneler, dedeler, işte süt anneler, farklı işte dadılar, bunlara çocuklara aslında bir ders niteliğinde anlatıyor. Bir uyarı niteliğinde, bir korkutma amaçlı anlatılıyor. Bununla birlikte çocuklar kendi aralarında bunları bir oyun içerisinde anlatıyor. Bu kadar işte büyükler tarafından anlatılan bu hikayeler aslında bu çocukları itaatkar tutmanın kesin yollarından biriydi. Bu canavarın dişi versiyonuna bazı özelliklerden dolayı Butziyet cadısı deniyordu. İşte Almanya'da insanlar büyücülükle veya cadıcılıkla yargılandıklarında genellikle çocukları kaçırmak ve yemekle suçlanırlardı. Biliyorsunuz o dönem, o yüzyıllarda cadı idamları, cadıcılıkla suçlanan kadınlar inanılmaz boyutlara çıkmıştı. İşte bu 16. yüzyılda cadı davalarında cadıcılıktan hüküm giyen birçok insan genellikle işkence altında işte çocuk yamyamlığını ve bakır kaplarda bebek eti pişirdiklerini ya da ölü çocukların cesetlerini fırında pişirdiklerini söylemek zorunda kaldılar. Çünkü çok kötü işkencelere maruz kalıyorlardı bu kadınlar. Birinci işkencede eğer bunu söylemezse ikinci, beşinci, onuncu ifadede işkencede mecburiyetten söylemek zorunda kalıyorlardı yapmadıkları halde. Ve bu cadı mahkemelerini başlatan ilk şey Salem cadı mahkemeleriydi ve burada sadece 25 ya da 35 cadı idam kararıyla öldürüldü. Ama asıl üzücü olan şey, bu mahkemelerin dışında toplumsal olarak binlerce, yüz binlerce kadının cadıcılık suçlamasıyla öldürülmesiydi. Öldürülmesine yol açmasıydı. Asıl üzücü olan şey bu. İşte bunlardan dolayı cadıcılıkta idam edilen, yakılarak öldürülen birçok kadın vardı. Bir de hikayede şöyle bir şey var. Bu cadı kısmını birazcık anladıysak, hikayede bir de zencefilli bir evimiz var. Yani ekmek ve şekerden yapılan bir ev. Bu evin ne anlama geldiğini birazcık işte bakalım. Zencefilli ev, orijinal metinde cadının evinin mesela duvarları bu orijinal metinde nasıl? Ekmekten, işte çatısı kekten ve pencereler berrak şekerden yapılmıştı. 1812 versiyonu bu şekildeydi. 1800'lerin başında Almanya'da Grimm kardeşlerin işte Hansel ve Gretel masalının sonucunda ormanda bırakılan iki çocuğun şeker süslemeleriyle ekmekten yapılmış yenilebilir bir ev bulması dekorlu zencefilli evlerin yapılma geleneğini başlatmış oldu. Bu hikaye öyle bir furya başlatmış ki aslında şey zencefilli ev yapımı süslemeleri furyası başlamış bir nevi de. Mesela söz konusu kitap yayınlandıktan sonra Alman fırıncılar işte süslü peri masal evlerini yapıp yani zencefilli evler pişirmeye başladı. İşte bunlar Noel sırasında tüm Avrupa'daki Alman göçmenler ile Amerika'da bir gelenek olarak popülerleşti. Yani Grimm kardeşler zencefilli evi hikayede yazan ilk kişiler oldu. Daha sonra Hansel ve Gretel'in zencefilli evi zamanla gelişti ve Engelbert Humperdinck'in ilk kez Aralık 1893'te sahnelendiği Peri Masal operasıyla ünlü bir ikon haline geldi. Evin pastadan yapıldığı ve zencefilli kurabiye evi olarak anıldığı belirtildi. Pastadan yapılmasına ek olarak mesela ev kötü cadının kurbanları olan zencefil çocuklardan oluşan bir duvarla çevriliydi. Yani başka bir deyişle bu opera sahnesi hikayedeki yamyamlığı ciddi oranda azalttı ve estetik folklorunu arttırdı. Yani görsel olarak göze hitap eden doyurucu bir görüntü ortaya çıktı. Bu arkadaki yamyamlık unsurunu hafifletti. Kaybetti yani. Ortadan kaybetti. Grimm kardeşler işte sözlü geleneği ve yüzlerce yıllık Alman folklorunu alıp tüm zamanların en popüler hikayelerinden biri haline getirdi. Bu da aslında hikayelerin o büyülü dünyasını, sihirli dünyasını bize ne kadar çok hissettirdiğini ortaya koyuyor. Ne kadar çok etkilediğini ortaya koyuyor aslında. İşte o zamandan beri bu hikayeler hem çocukları
hem de bizleri korkutmaya devam ediyor. Çünkü altında hem bunun korkutucu bir unsur var hem de ilginç derecede büyüleyici bir unsur ortaya çıkıyor. Peki bunun mitolojik açıdan baktığımızda nasıl bir şey ortaya çıkıyor mitoloji bakımından? Orta çağda da daha geçmiş antik çağlarda da olsun, özellikle orta çağda tabii ki, orman medeniyetten uzak bir yer. Karanlık, içinde o ormanın derinliklerinde ne olduğu belli olmayan bir yer. Bilinmez bir diyar gibi gözüküyor mesela bizlere. O bilinmez diyarlarda ne olabilir mesela? İnsanlar, hani biz bile ormana gittiğimizde o bilinmez diyarın kapılarını aramaya bazen korkar oluruz. Bu yüzden mesela hem orman olması hem de medeniyetten uzak olması, bir de üstünde karanlık ve bilinmez bir diyar, bir yer olması bizi epey bir şekilde etkiliyor. Bir de cadı iyi göremediği için hissederek ve koku alarak çocukların yerini anlamaya çalışıyor masalda. Bir de cadıyı neden peki biz uzak diyarlara yolluyoruz? Mesela Kırmızı Başlık'ta da ileride eğer değinirsek, burada büyük anne nerede? Ormanın uzak diyarlarında, uzak yerinde ve Kırmızı Başlık'ta da kız oraya gidiyor. Peki bir kadın, yaşlı bir kadın neden uzağa atılıyor? Ufak olarak değinmemiz gerekirse, çünkü o yaşlı kadın artık toplumun ihtiyacı olan bir statüden çıkmış. Yani üreme yeteneğini kaybetmiş. Artık doğurganlık özelliğini, o üreme yeteneğini kaybettiği için toplum onu dışlıyor. Bu yüzden ya cadı yaşlı kadın, ya ormanın derinliklerindedir, ya da kulenin en tepesindedir veya mağaranın en derinlerindedir. Yani uzak diyarlardadır, bilinmezlik vardır, korkutucu bir şeyler vardır. Ondan dolayı cadı buna çok güzel bir şekilde uyuyor, ayakta uyduruyor. Hikayelerin genelinde, efsanelere, mitolojik hikayelere baktığımız zaman. Hikayede de bu cadı yine Alman folklorundaki o anlattığımız yamyam cadı unsuruyla aslında ortak bir özelliği var. İyi göremiyor. Daha çok nasıl görüyor? Hissederek, koku alarak çocukların yerini anlamaya çalışıyor. Çocuklar zaten hani gelip orada evi görüp çok acıkları için, yedikleri için cadı onları işte alıyor, bir sürü olay başlarına geçiyor, onları hapsediyor. Aslında burada da cadının hissedebileceği şeylerin son derece madde olduğunu görüyoruz. Salın ilerleyen kısımlarında cadı Hansel'i kafese sokuyor, kafese kilitliyor. Bu hareket aslında da Anadolu folklorunda da çok fazla görünen bir şey. Şöyle ki, Anadolu'daki folklorda dahil işte lohusa kadınlara ve bebeklere musallat olan, bu da yetmiyormuş gibi erkekleri de baştan çıkaran, Anadolu'da birçok adı var, al karısı olarak bilinen yaratıkla benzerlik gösterir. Karadul ve Fanfatal fantazilerinde de olduğu gibi onları bir önce güzelce bir böyle bir besler. Sonra da onları yer. Aslında burada birazcık cinsel unsurlar ön planda. Bu işte besleyip sonra yemesi aslında farklı bir şeye götürüyor. Yani ataerkil arketiplerden gelen kadın korkusu kendini burada gösteriyor. Bu masaldaki cadı da Hansel'i durmadan besliyor. Her gün besliyor. Her gün besliyor ve her gün onu kontrol etmek zorunda kalıyor. Yani olgunlaştı mı, serpildi mi, büyüdü mü? Çünkü o büyüdüyse onun için farklı planları var. Durmadan besliyor ve her gün Hansel'den parmağını uzatmasını istiyor. Onun olgunlaşıp olgunlaşmadığını anlamaya çalışıyor. Yani bir erkek olarak gelişip gelişmediğini anlamaya çalışıyor. Aslında cadı onu kutsal evliliğe hazırlıyor. O yaşlı kadın, babaanne dediğimiz o yaşlı kadın, o cadı aslında onu kutsal evliliğe hazırlıyor. Cadı eski düzene göre Hansel'i kendisi öldükten sonra yerini alacak olan Gretel için besliyor. Toparlarsak eski düzen anlatılarında, yani anne doğurgan kadın, Gretel genç kız, cadı ise yaşlı kadın karşılığına geliyor. Dolayısıyla bunlar mitolojik açıdan baktığımızda ana tanrıçanın 3 suretli görüntüsüne karşılık gelmekte. Ve buradan da yola çıkarak şu sonuca varabiliriz. Hansel ve Gretel aslında kardeş değiller. Böyle bir şeyin olmadı. Çünkü zaten biraz sonra da devam edeceğiz buna, neden böyle olmadığını. Teolojik olarak ters düşüyor böyle bir şeye. Yani anne doğurgan kadın ise, Gretel genç kız ise, cadı ise yaşlı kadın ise, burada farklı bir unsur var. Bir döngü var. Dönüşüm var. Çünkü Gretel anne, yani doğurgan kadın, doğurgan kadından da cadıya bir dönüşüm var. Ve burada Gretel şu anda doğurgan kadının yerine geçmek üzere. Ya aslında şeyi, bir nevi cadıyı, yaşlı kadını burada yok etmek zorunda ki onun yerine bir döngü tekrar devam etsin. Aslında baktığımızda 3 kadın birbirine düşman gibi görünüyor. Anne kız çocuğunu reddediyor. Yaşlı cadı kız çocuğuna hizmetçi muamelesi yapıyor. Ve bu kız çocuğu olan Gretel ise aslında yaşlı cadı olma yolunda. Yani o yolda ilerliyor. O yola gelene kadar ilk önce bir doğurgan kadın olmak
zorunda. Bir anne olmak zorunda. O yolda ilerliyor. Tüm bunların ekmek ve kekten yapılmış bir evde geçtiğini düşünürsek eğer, bunu bir hatırlarsak, anne tanrıçanın yenilenmek için çekildiği yerin bereketli bir yer olduğunu görürüz. Bunu fark ederiz. Çünkü Gretel doğurgan bir kadın için, kadın olmak için hazırlanıyor. Bu da aslında o olan yerin, buna zaten birazdan fırını da katacağız, oranın bereketli bir yer olması gerekiyor. Döngünün tamamlanması için, bu berekete ulaşmak için ise, yani bir kış mevsiminin, kıtlığın geçmesi için bir baharın olması gerekiyor. Bir bahar gelmesi gerekiyor. Yani bir doğanın aslında bir döngüye girmesi gerekiyor. Bu yüzden bu döngünün tamamlanması için kış mevsiminin ve kıtlığın geçmesi lazım. Çünkü bu eğer geçmezse doğa eski bereketli haline geri dönmez. Bunun bu bereketli hale gelmesi için işte çiçeklerin tekrar açması için, meyvelerin tekrar olması için, yani doğurganlığın, bu üremelerin tekrar olması için bu kış mevsiminin, kıtlığın geçmesi gerekiyor. Yani sonuç olarak Hansel ve Gretel acıktıkları için o evi yemeye başlıyorlar ama bunun bir bedeli var. Bu yüzden doğa gibi dönüşmek zorundalar. Yani bu olgunlaşma hikayesinde topluma faydalı birey olmak zorundalar. Yani aslında üremek zorundalar. Böylelikle cadı Hansel'i aslında bahara hazırlıyor. Yine başka bir ifadeyle kıtlık mitolojik olarak aslında kışa karşılık gelmekle birlikte cadının dönemini de tamamlıyor. Ve orada Hansel ne yapıyor? Cadıyı ateşe itiyor. Buradaki bu şimdi bahar, üreme, İşte yeniden doğuş, çiçeklerin açması, işte ağaçların yeşermesi, yeni bir baharın, yeni bir taze bir uyanış olması demek aslında baharın gelişi demek. Nevruz ateşi de aslında bir nevi nedir? O baharın başlangıcını gösterir bize. Gretel de burada cadıyı aslında Nevruz ateşine itiyor. Ve itilir itilmez de işte ilkbaharda genç kız olan tanrıça kutsal evliliğe girişiyor. Yani o kutsal evlilik aslında gerçekleşmiş oluyor. Böylelikle ne olmuş oluyor? O döngü tamamlanmış oluyor. Yani o evrendeki, o dünyadaki o düzen sağlanmış oluyor. Bu yüzden de Hansel ve Gretel'in aslında bir çocuk masalından çok hem toplumsal bakış açısından hem de bu toplumda olan o önemli yıkıcı felaketlerin sonucunda bunların hepsinin bir masala, bir hikaye yansıması, bu yansıken bir nevi işte üremenin, döngünün yerine gelmesi gerektiğini bu masal bize aslında çok da güzel anlatıyor. Bu yüzden her zaman dediğimiz gibi masallar, bu hikayeler, bu sözlü anlatılar aslında çocuklar için söylenmiş anlatılar değil. Hansel ve Gretel bakımından baktığımızda çok güzel bir hikaye ama içeriğini incelediğimizde aslında bu hikayenin altında yatan bir sürü unsur, sebep var. Ve aslında bu hikayeleri incelediğimizde de toplumsal, o zamanın, o dönemin toplumsal yapısını da aslında az çok tanımış, öğrenmiş oluyoruz. Çünkü bu hikayeler parça parça değişerek bu dönemlere kadar geliyor ve hepsinin aslında alt unsurunda arkeik yapılar var. O değişmeden, o arkeik ana yapı değişmeden üstüne katlana 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 yeni şeyler geliyor. Ne kadar değişmiş görünse de aslında bize o alt unsurdaki, o arkeik unsurdaki şeyleri yansıtıyor. Evet, bugünlük Hansel ve Gretel'i sizlerle paylaştım. Diğer masal çözümlememizde buluşmak dileğiyle diyelim. Hoşçakalın.